bugün sinema tarihinde derin izler bırakmış bir başyapıma odaklanacağız. Stanley Kubrick'in unutulmaz filmi A Clockwork Orange. Gelin birlikte A Clockwork Orange'ın kapılarını aralayalım ve sinemanın sınırlarını zorlayan bu başyapıma bir göz atalım. Film Anthony Burgess'ın 1962 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Roman, gençlik isyanı, suç ve ahlaki değerlerle ilgili derin temalar içerir. Filmdeki ana karakter, Alex, Beethoven'a olan tutkusunu vurgular. Beethoven'ın müziği, özellikle 9. senfoni filmde önemli bir role sahiptir ve Alex'in şiddet eylemleri sırasında kullanılır. Film ve roman, karakterlerin kullandığı Natsat adlı uydurma bir dil içerir. Bu dil, İngilizce ile Rusça kökenli kelimelerin karışımından oluşur ve izleyiciyi hikayenin içine çeker. Film, şiddet, ahlaki çıkmazlar ve özgürlük konularını ele aldığı için çıkışında büyük bir kontrovers neden oldu. Bazı ülkelerde yasaklandı ve Kubrick, filmi bir süre sonra İngiltere'de gösterimden kaldırmaya karar verdi. Filmdeki baş karakter Alex, film boyunca tek gözünde siyah bir makyaj taşır. Bu, karakterin bozukluğunu ve anarşik doğasını vurgulamak için kullanılan sembolik bir öğedir. Stanley Kubrick, filmdeki yönetmenlik çalışmasıyla en iyi yönetmen dalında akademi ödülüne aday gösterildi. Ancak film büyük kontroversiye yol açtığı için en iyi film ödülüne aday gösterilmedi. Stanley Kubrick, filmdeki bazı sahneleri yaratırken çok yaratıcı ve detaycıydı. Örneğin, Alex'in evindeki duvardaki portrelerdeki gözlerin gerçek insan gözleri olmasını istedi. Ve bunun için fotoğrafçı Carl Sutton'in göz fotoğraflarını kullandı.